Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız, elhamdülillah bizler de iyiyiz. Şöyle sizlerle bir pazara girelim arkadaşlar. Kahvaltı yapmadık, kahvaltı yapacağız sizlerle beraber, hep beraber. Çayımızı yudumlayacağız. Havalar da soğudu. Aman Allah'ım, öyle bir yağmur yağdı ki arkadaşlar, öyle böyle değil. Gök gürleme, yağmur yağma. Gördüğünüz gibi lahanaların üstü sahte hep su, domurcuk domurcuk şöyle. Toplasam bir lahan çıkacak. Hep su, bak. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Melek Duru bacınıza, kardeşinize, ablanıza diyeyim artık, ananıza diyeyim. Destek verirsiniz, sevinirim arkadaşlar. İzlerken abone değilseniz bir abone tuşuna, beğenilere, yorumlara şöyle bir ufak bir dokunuş yaparsanız çok memnun olurum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi bizim burası köy yeri. Bazen diyorum yani bizim hemen burada manavımız yok, marketimiz yok. Var ufak tefek ama püsküvit işte şöyle kırıntılar falan bir şeyler neyse bulunuyor. Bahçeden biber alacağım. Allah ne verdiyse bugün sizlerle sabah kahvaltı yapalım diye düşündüm arkadaşlar. İyi düşünmüş müyüm? Diktiğim lahanalarım da şöyle. Onları ben videoda dikmedim ama bana termilavun vermiş o fideyi. Onları diktim öyle. Onlar da tuttular maşallah. Şöyle bahçeden de biberimizi alalım. Onları çiğnemeden şu şekil. Şurada da buraya hüngür dikti. Hüngürümüz de var. Onlardan da tohum ediniriz diye düşünüyorum. İnşallah hüngür tohumumuz da olur. Ekeriz bahçemize. Kıvırcıklarımız büyüyor arkadaşlar. Kış kıvırcığı olacak inşallah. Şöyle sizlerle beraber yiyeceğiz taze taze. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle de toplayayım. Artık biberlerin de sonu diyebiliriz. Çünkü havalar çok soğuyunca burada bir şeyler olmuyor daha. Ama nasıl da güzel dökmüşler baksana. Değil mi? Şurası da. Evet. Merak Hanım, burada pırasalar kaybolmuş. Gör, onlar işte üstlerine bir şey geldiği zaman öyle oluyorlar şurası da. Bu incir de incir vermeye başladı. Bu, evet, incir kapıyı üşüttü bu da. Görsesin arkadaşlar şurası da. Ben geçen arkadaşa bakın ha. İncir vermeye başladı. İncir ben bu şahla vermedim. Doğru. Yani ne bileyim ben bu mevsimde bak, şuna de. Bak. Olur mu? Bu aylarda. Olur mu arkadaşlar incir bundan sonra? Vallahi bilmiyorum da. Vallahi ya soğudursa soğudursa. Melek Hanım her tarafından patlatmış. Evet. Her tarafından patlatmış inciri. Ben de ilk defa görüyorum onu. Şurada çiçek var biberlerde şurada. Melek Hanım bunlar sakın sökmeyelim. Nedir? Çürümüş de dalında da çürümüş. Evet. Ay sonuna kadar da kimse sökmeyin dediler. Öyle mi? Evet. Vatandaşlar biliyor işi. Tamam. Yani bu kadar yeter. Sade biber yemeyeceğiz. Yanına da başka bir şeyler de yapacağız. Orada da var ama nerede aslan? Kırmızılar sen yiyin ya. Acı. Acı mı? Acı dokunmadım. Turşu bile yaparken toplarım o acıyı. Şu pancara bak. Bulut gibi olmuş. Maşallah var. Ne oldular maşallah. Şuna baksana Melek Hanım ya. Toprağa döktüğümüz hayvan gübresiyle arkadaşlar. Baharın dökülmüştü ki hayvan gübresi. Ondan daha bir başka gübre falan atmadım buraya bir. Yani şeker gübresi falan atmadık. Sade hayvan gübresiyle. Bu sene de pancar yılıymış diyelim. Her yerde var. Aynen. Şöyle biberlerimi de bir yıkayım burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kazan burada hala daha duruyor. Şöyle. Armut süzülecek duruyor. İnşallah bunu da süzüp yapacağız. İnşallah. Evet. Melek Hanım sen hiç şeyle yine ama şaşırdı. Çok güzel açtılar arkadaşlar. Ama bunlar nasıl açtı? Ben aklımda şu an bak. Onun rengi başka. Bunun rengi başka. Güzel değil mi Allah için yani? Çok güzel açtılar. Şunun rengi başka şöyle. Bakın. Çok değişik de çiçekler oldu bunun. Ben evet. De aklım vermedi. Çok güzel oldular. Şöyle koyayım da. Şunun rengi daha çok güzel oldu. Şuna bak arkadaş. Evet. Şuna bak.
Melek Hanım'ın çiçek yılı herhalde bu sene. Şöyle. Hem de canlı canlı. Bu da sardığın yasakta biliyorsunuz, bunu hamiyem vermişti. Yaprakları falan da temizlenecek oldu ama bunları hep temizleyeceğim bildi. Onlar şimdi en üstüne geçersek bunları bir güzel bir yere yapacağım bunlar. Şimdi bunlar zaten bahçe çiçeği şükürse. Bunlara bir şey olmaz kışın hele. Öyle mi? Yok. Onlar baharın, şimdi kışın bu aydan sonra kurur bunlar. Ekim ayından sonra kurur. Ondan sonra baharın yine aynı köklerinden verecek. Biz de onları kuruyanları temizleyeceğiz. Öyle oluyor. İnşallah. Evet. Pancalara bak içeride. Lahanalarım bile var içeride. İnsan boyu olmuş. Top lahanalarımız bizim fındık zamanı. Nedense hep çürüdüler, kayboldular arkadaşlar. Diktik yani kelen pancar olsun diye. Bunlar burada olmadı. Demek ki olmuyor burada. Onlar yaylalarda oluyormuş, evet. Aslında. Serin yerlerde oluyormuş. Çay suyumuzun sesi geliyor. Geliyor. Şükürse semaveri yaktı arkadaşlar. Sobayı yaktı. Ben de biraz içerileri toparladım. Odamı falan toparladım. Temizlik yapmaya. Sizlere göstermedim ama isterseniz gösteririm. Misafir odamı işte salonumu temizledim güzelce. Ondan sonra salona falan çıktım, dedik bir kahvaltı yapalım. Aç karnına iş yapılmıyor. Kahvaltımızı da yapalım. Sonra ben devam edeceğim tabii ki işe güce. Gördüğünüz gibi armudumuz kazan ateşte. İçeriler yapılacak derken havalar da soğuk sahte artık. Evin içinde işlerimizi yapacağız. Gel Şükrü'ye. Evet arkadaşlar, Şükrü da çayı demleyecek. Semaver de çayı bayağı bir kavruldu. Öyle koyar hep önce buharın üstünde, çay biraz bir kavrulur. Demle bakalım Şükrü Usta. Semaver de güzel yanıyor ateşi. Onun deliği bayağı kapanmıştı, açtın mı sen? Bayağı su güzel akıyor. Bu mu? Yok, evet. Öyle akacağım. Önceden akmıyordu sanki, bana mı öyle geldi? Şimdi iyi mi akıyor? He, güzel akıyor, ondan dedim sana. Evet. Tam soğuk hava. Buz, böyle buz. Oturup çayını içme, yudumlama zamanı arkadaşlar. Arı da mantarı da yani. Arı gibi çalışıyor zaten. Biraz da dinlenelim değil mi? Aynen. Kınalıyı falan sordunuz arkadaşlar canlı yayınımda. Sizlere kınalımı falan da göstereceğim. Az şu patatesimi falan ateşe atayım da. Çok tatlılar. Her ceylan var ya. Of. Tadına doyulmaz oldu böyle. Ama ceylan mı ceylan? Evet, çayımızı da demledi Şükrü Usta, ellerine sağlık. Şöyle de. Evet. Burada yavaş yavaş kendine gelsin. Gelsin. Evet. Gelsin. Hemen şöyle 3 tane patates aldım. Hem kahvaltımız geç oldu bugün. Dedik hem sabah kahvaltısı olsun, hem öğlen yemeği olsun. Olmaz mı Şükrü Usta? Olmaz mı? Olur. Niye olmaz? Öğlen yemeklerini kaçırıyoruz arkadaşlar. Aslında öğlen yemeğini yiyecekmişsin ama. Öğlen yemeğini kaçırıyoruz işte. İş güç derken. Yağ diye biraz derken kalkmadık bugün. Kalkınca da hemen ahıra gittik saatte. Yine de geç kalkmamız saat 7. Arkadaşlar bakın. Karadeniz pusludur, dumanlıdır arkadaş bak. Şunun güzelliğe bak. İlaç gibi havası var arkadaşlar. Melek Hanım da devam ediyor bu arada. Bu da benim işim. İşine devam ediyor. Şu Rusya'yı doyurayım dedim. Adam acıktı. Tamam, şöyle patatesler. Arada bundan sonra patates, kuru fasulye, bulgur, pilav, bunlar gider değil mi Melek Hanım? Artık soğuk havalarda onları yiyeceğiz. Onlar gider yani. Dolaba koyduklarımızda yapacağız. Evimizde ne varsa onu yiyeceğiz tabii ki. Şöyle patateslerimi. Melek Hanım güzel doğruyor, ne patatesiz. Elimde hemen arkadaşlar. Tatlıda falan gerek yok. Bazı fırça diyor. Melek ablanın elini göster diyorlar. Ne yapıyor? Arkadaşlar istiyorlar değil mi? Tabii.
Tabii. Bir çuval patates almak lazım şurada. Ne kadar da çok kullanmasa. Evde lazım oluyor, yemek için oluyor. Mesela sobanın fırınına atarız. Ne bileyim. Yemin ederim bir çuval patates 30 kilo 40 kilo 400-500 lira. Ne yapalım artık. Öyle oldu. Zaman çok değişti. Çok çok. Hemen şöyle biberlerimi de şuna hazırlayayım. Patatesimi tabii ki bir kere daha yıkayacağım. Şurası da böyle seviyor arkadaşlar. Çöpünü attırmıyor. Adamın kendi bahçesi gibi olur mu Meryem Hanım? Tabii ki kendi bahçesi gibi olur mu? Şuna baksana ne kadar güzel bak. Küçücük, taze. Küçücük küçücük. Büyüyememişler soğuktan. Sobamız da çok güzel tutuştu böyle. Semaver çıldırdı. Semaver çıldırdı diye şu virüsten. Şuna bak, nereye, çıldırdı. Nereye gidiyor şu kız? Ne çıldırdı? Dumana gidiyor. Dumana. Hemen şimdi tavamızı da atalım. Sobanın üstüne. Ben birkaç tane de içeriden şu yeşillerden çıkarttım arkadaşlar. Pazardan almıştık onu da. Bu bizim bahçemizden değil. Bu kadar yeterli biberimiz. Bu hazırlık koymuşum. Neyse onu kaldırırım. Hemen tavama taşı atayım. Bu arada da patatesimi süzeyim. Şöyle tavamı da hemen sobamın üstüne koyayım. İçine de yağ ısındı sattı tavam sobanın üstündeydi. Yağı da alayım. Böyle tavada güzel oluyor arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra arkasında da biberleri kızartacağım aynı yağda. Patlıcan kızartmayacağım. Şu hırsızda patlıcan kızartmasını pek sevmiyor. Patlıcanlar da farklı bir yemek yapacağım inşallah. Patlıcan yemeğini çok severim. Yağımız güzel ısınsın tavamız ki patateslerimiz yapışmasın tabii. Şöyle süzgecime de çıkarttım patatesleri. Hiç suyunu falan da almaya şey yapmadım. Azıcık daha ısınsın. Şöyle patateslerimi de dökeyim. Patateslerimiz kızardı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kıpkırmızı. Oldu mu çocukta? Evet. Dedi ki bu sabah bir çaya bir patates kızarsa yiyelim diyor bana. Ben tamam dedi. Ben koyayım samavarı dedim buna. Baktım samavarı da yanmış. Tabii. Arkada adam aç kaldı mı taşı bile yer taşı. Öyle derler değil mi? Aynen atalı sözü. Rahmetli babam öyle derdi çocukta. Değil mi? Kayınpederim evet. Kızım azca kadar kötü bir şey yok derdi. Aynen. Az kalan insan taş bile yer derdi. Hani büyüklerimizin lafı. Eskiden mısır kemiklerini yedilermiş de o deyipti. Üzdülermiş evet. Köngelin çekirdeklerini. Tabi üzdülermiş. Üzdülermiş evet. Patateslerimiz çok da kızardı. Onları şuraya kenara alıvereyim. Şuradan iki odun atayım üstüne.
Şurus da biliyorsunuz bu böyle halla taşta seviyor arkadaşlar. Hemen özbellerimizi. Biberlerimi de atayım şöyle. Of, buna da bir kavuya. Hemen de sobamızı kısaltalım. Biraz kıvarsınlar. Nasıl oluyor mu? Çünkü sağlıklı asitte. Olmaz mı ya? Çok güzel oluyor. Uzun da ekleyin üzerine, tamam mı? Ekele. Şimdi ya güzel oluyor. İyice. Arkadaş şeyler tayinin önüne yattı. Şuna bak. Maşallah var bunların. Bir güzelliği var. Şuna bak arkadaş. Kışın ortasında buna veriyor Allah'a şükür. Ellerimiz de güzelce kızardı. Hemen tavaya girerek şey oldu arkadaşlar. Bahçenin biber sardı ya. Yumuşacık. Havuç gibi oldu. Güzelim tuzunu da attım içine. Güzel tuzu yani tuzun bu. Şöyle de soluyor da. Evet, çok yakmadan biberlerimizi de kızarttık. Hepsini. Çok da yakmamış yoksa. Evet. Biberleri. Evet. Aynen doğru. Tabak da tutulmuş ya. Şöyle onları da alayım şuradan. Müthiş koktu ha. Evet. Müthiş koktu. Evet. Tavamı da alayım. Tavamı. Arkadaşlar of ateşten nasıl güzel yandı. Hemen masamı da hazırlayayım. Arkadaşlar sobanın üstüne biberi patatesi bıraktım. Dedim ya canlı yayında hep görsel Melek abla diye yazanlar oldu. Gel şurası şimdi. Bu eski kapı numarası arkadaşlar. Buranın en eski kapısı. Evet. En eski kapısı o... benim kapım işte bu. Tamam işte kaç senelik 35. Buraya 35 senelik kapı işte. Buraya taşındığımızda taktığımız kapı arkadaşlar. Bu tahtadan yaptık. Kendimiz yaptırdık yani. O zamanlarda el emeğiyle böyle atele matele bir şeyler yoktu ki. Köyümüzde. Baksana 25 numaraymış ama. Evet. Vay be. Kınalı
Ne güzel yapmıştın ki öyle. Çiçek, kovayı niye savurdun altından? He mi? Evet, kanalımız kanlı bayağı büyüdü arkadaşlar, maşallah. Benim ahıra girdiğimde kanalı yapıyordu ben gelince kaftaya. Ondan sonra zabak bunları doyurduk, güzelce hamurlarını, samanlarını önlerine koyduk. Yediler, içtiler. Yatma haflasındalar da ben geldim. Rahatlıklarını bozdum bunları. Hemen çiça. Rahatlığı bozuldu mu aşkım? Çiçağımız da buzalacı. Evet. Çiçağımız da hep görenler hamile diyor. Cem de bunda baktı. Hamile dedi buna. Anlıyorlar tabii büyük insanlar. Biz de yeni yeni öğreniyoruz. Şöyle karnı da bayağı büyüdü sandı arkadaşlar. Bakar mısınız? İyi, güzel. Karnın altına doğru filan. Yakışıklı da. Evet. Ay güzel kızım benim. Oy. Değil mi Vadi? Evet, devam ediyor. Dekmek atarım sana diyor. Ha. Hemen hazır ola geçiyor. Biraz bu dekmekçi. Burada da burada da Ceylan var. Ceylan oldu bu. Ceylan tam. Şuna tam bak. Ceylan oldu bu. Ceylan oldu. Balık çok balık. Çok büyüdüm maşallah arkadaşlar. Böyle yaramaz kız oldu bu. Yaramaz kız oldu. Ay, seveyim mi seni? He? Seveyim mi seni? Tamam. Tamam. Şöyle kafasını geri çevir az böyle gelsin. Bu biraz tolasta kalıyor burada. Annesinden uzak, annesini salsak ama geçen gün saldığımda hiç annesinin altına yaklaşmadı nedense. Ceylanımız da burada veletten ha. Selamı var sana. Sen çekil de ben çekeyim onu. Çek hadi bakalım. O ona hastası bu. O da bana dönüyor ama. Gördün mü şu rüzgar? Bak. Evet. Şuna bak ne kadar yakışıklı. Küpeler müpeler her şeyler kulaklarında. Kızımış. Çiçek. Çok tatlı, çok çok. Çiçek. Evet. İnşallah 12. ayda, 1. ayda 4 tane olacaklar. Nisan'ın sonunda 5 olacaklar inşallah. Öyle bakalım. Ne yapalım arkadaşlar? Elimizden geldiği kadar hayvanlarımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Masamızı hazırladım arkadaşlar. Taze kınalının son yayını yaydım diyebilirim. Artık bundan sonra bilmiyorum kaç gün daha sağacağım. Ama olursa yayayım, yoğurdum falan tabii ki yayarım da. Son yoğurdu diyebilirim. Yayımı daha toplamadım, yaydım onu orada. Oradan hemen taze yağ aldım. Tavuklarımızın taze yumurtası, zeytinimiz işte, armut pekmezimiz. Biber, domates, domates evde yok ya, biber, patates kızartmamız, ondan sonra taze ekmeğimiz fırından geldi, şöyle mis gibi yumuşacık, çayımız da semaverde, Şükrü size bugün burada kahvaltı yapacağız. Hadi bakalım Şükrü usta, şimdi çayları ben alayım mı? Bilmiyorum, sen doldurabiliyorsun, yetişmez senin boyun. Senin boyun yetişmez diyor. Yetişmez. Semaveri yükseğe kaldırdın ama. Çaylar dökülüyor arkadaşlar. Çaylar filiz arkadaşlar. Diye bana boyun yetişmez için. Semaveri değil. Nereye koydu arkadaşlar? Ben buraya nasıl yetişeyim ama değil mi? Yüksek bırak yüksek. Çay güzel olmuş mu Şükrü usta? Oturmuş mu? Vallahi ben geldim. Çok güzel olmuş. Nasıl bir şey var? Sabah kahvaltı çayı böyle olur. Mis gibi. Hadi bakalım. Bravo. Gelin buyurun arkadaşlar beraber çay içelim. Şöyle bahçemde... Akşam ne diyorlar? He. Şükrü abi çayı söylüyor ama hani yok icraat yok. Gelen olmayacak. Ne, gelene tabii ki icraatımız var. Tabii. Değil mi? Tohumlu fasulyemi burada vuruyor arkadaşlar böyle. Mis gibi. Tavuklarımız bahçede otluyor. Afiyet olsun. Bana bakıyor.
Ben sen de bana bakıyorsun. Allah razı olsun. Bak. Sen de bana bakıyorsun. İşte ne yapalım? Birbirimizi idare ediyor. Tereyağını mı bakayım hele? Bak bakalım. Taze yağ. Oo, çok güzel. Sade bir ayranlı giderdim o kadar. Yeğitten daha toplamadım arkadaşlar. Melek'te iş çok. Bu çökerini de dedim kaynadayım da. Ekmek olabilir miyim ki dostlar? Tabii. Bilmiyorum, araba durdu ama hayırdır. Gelene kapımız her zaman açık, soframız açık. Gelen buyursun gelsin. Ben şöyle armut pekmezlerine bir bakayım. Daha ben armutları yapmadım arkadaşlar. Bunlar şimdi buradan kalkınca hemen ateşe koyacağım. Vallahi bir ses geliyor. Şuna yarın çıkacak. Şöyle bugün değil. Anam Sunay, vallahi Sunay. Ağzına yandım o kızı sana. Çok bir şey doldurmamış. Bir de ikinci elbisem var. Gel haydi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Sunay Hanım hoş geldin ya. Hoş bulduk enişte. Nasıl? İyi. Celal de enişte diyor oturuyor kızım de bura boş de bura diyor karılar diyor oturmuyor o ya. Seni görmedi yine. Yine tanımıyor ben de. Arkadaşlar ben bu videomu yarın yayınlayacağım. Bugün pazartesi günlerde. Ama Sunay bugün çıkacak yola. Ben canlı yayında da aynısını söyledim. Ama yazanlardan da oldu. Sunay yola çıktı diyenler de oldu. Çıkmıştır diyenler oldu. Oldu. Allah razı olun. Bilen var. Ama derler ya küçük dilimi yuttum. Ben de küçük dilimi yuttum vallahi sanki. Araba şimdi korkan arabası durdu da köyümüzden arabası. Şöyle diyelim bize gelse Sabri gelir diyelim. Sabri ile de konuştuk telefonda. Melek'in gel hayvanlarım var dedi. Gel, çay ver buyur gel dedim Sabri'ye ben konuşuk ha. Gelemeyeceğim Melek'in geldi. Bu şekerli. O enişten çay dedim ben sana. Tamam ben çektim bunu içmesin. Burası aha bu bardağı döksün ama. Temiz bardağı. Karıştırdı çayı. Siz karıştırdı çaylar neyse. Buradaydı çay ya ben karıştırdım. Tamam olsun. He, olsun. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Bir baktım bir ses geliyor. Sunay ama Sunay'ın sesi. Sunay diyeyim yarın gelecek. Niye diyeyim o diyeyim bugün diye. Sen bana nasıl yaptın bunu ya? Ben sana tam başta demedim sana sürpriz yapacağım diye. Anlamadın değil mi? Anlamadım. Vallahi anlamadım işte. Sen beni nasıl kandırdın böyle? Nasıl? Çok şükür iyiyim ya. Allah iyilik versin. Enişte sen de yordun ama. Hatta dün enişte ben dedim ki. O da bilmiyor ki ben geleceğim. Mutfağın camlarını sildim. Sadece pazarsınız. Helal silersin diyorum sana. Ne bileyim ben. Sana pazartesi geleceğim deyince. Enişte abudan tereyağı da sürekli. Tereyağı da sür orada. Bismillahirrahmanirrahim. Valla ben kimseye söylemedim. Sürpriz yapayım. Ben aslında kahvaltı videosu yapmayacaktım arkadaşlar bugün. Şimdi işim çok yapılacak. İşlerim de çok. Sizlerle paylaşacağım işlerim çok. Ondan sonra şunu bana dedi ki Melek dedi ben parasitle işlerini hazırladım.
Paralizi kısarttırdı. Paralizi de başka bir şeyle kullanacaktım. Hazırladım, koydum kenara. Kahvaltı yapalım, videoya geçeceğim dedim şu Rusya'ya. Sen de gel gel dedi. Bir paralizi falan kısarttırdı. Video yapalım dedi. Bak kime niyet, kime kısmet. Nasibim varmış. Ama tuz kattım bunlara işte. Sağ ol. Bunlar közdeyim mi? Yok, ben bir tane alırım. Bir şey olmaz, bir tane. Ha, tamam. Yumurta kavanoz da. Bir iki tane yumurta yap. Yok. Yiye yiye. Ben çorba içtim korganda dedi. O korganda çorba içen eneştem arabası bunlar mı geçti aşağı? Allah'ım bu eneştemin arabası mı acaba dedi. He. Dedim değil duru dedim ben de. İşte sağlığa gittim geldim. Bir iğnem vardı, ne olur dedim geldi. He. Bizim burada sağlıkta. He he. Bak ne işler yapmış sabah orada. Erken indim ben. 9'u 19 geçe ben otobüse minibüse bindim ben. Maşallah. Tabii Fas'ta. Oradan arabasını. Arasıydı enişte tarafa sana Fas'ta evliye geldi almaya. Ya niye? Ben sürpriz bozuldu zaman ki. Öyle değil mi? Bana diyeyim sürpriz yapacak hanım dedim. Sürprizi söyledi diyeyim dün akşam canlı yayında. Sunay diyeyim pazartesi geleceğini söyledi diyeyim. Ne yapalım? Şahin'in baraban mı yoktu, yaramadan mı? Yok be Şahin, ben Şahin nerede, ben nerede? Yok. Şahin de geldi mi bugün? Geldi. Bu daha yeni geldi Gordon'a. Bunu aldılar İlhan aşağıda. Aşağı pazarda. Allah Allah. Ondan ileri geldi. Daha kim vardı arabada? Hava vardı. Gordon köylüler vardı, köylüler işte. Havanın yanında hava kim? Yengesiydi. Çorakları. Ha. Öyle işte.